Değerli dostlar, merhaba herkese. Doğada tanımadığınız yabani ot kalmasın 22. videomuzu yayınlıyoruz. Bugün yaklaşık 14-15 adet arazide bulunan ve birbirinden farklı özelliklere, şifalı etkilere sahip yabani otları yine sizlere tanıtacağız. Hemen başlıyoruz. İlk bitkimiz sarı yoğurt otu, Galium verum. Bu bitki doğal alanlarda yetişen sarı renkli çiçekleri ve ince kıl şeklinde yapraklarıyla tanıyabiliriz. Yapışkanlılık özelliği mevcut. Çiçekleri peynir üretiminde kullanılmış zamanında maya olarak ve bu nedenle bu adla adlandırılıyor. Çiçek açan gövdelerden sarı gıda boyası elde ediliyor. Yaprağı çiğ olarak yeniyor. Bitkinin şifalı özellikleri olarak idrar söktürücü, ayak bakımı için kullanma durumu ve yine hoş kokusundan dolayı evlerde dekoratif olarak kullanılabilen bir bitki, sarı yoğurt otu bu alanda mevcut. Yine arkadaşlar, sağ tarafta dere mevcut. Bu derede sulak alan oluşturmuş ki burada da yarpuz otu var. Yarpuz otu da çok şifalı bir bitki. Çokça toplanılıyor ve nane gibi, zaten yabani bir nane türü. Bu şekilde baharat halinde kullanılıyor. Özellikle mide ve bağırsak sisteminde çok faydalı, sindirim kolaylaştırıcı bir özelliği var. Yine nezle ve grip için çay yapılarak tüketiliyor. Nefes açıcı ve solunum rahatlatıcı, aynı zamanda ödem atıcı ve şişkinlik azaltıcı bir etkisi var. Dediğimiz gibi taze yaprakları suda bekletilerek suyu içilir veya kurutularak çay şeklinde demlenip tüketilebilir. Hemen arkadaşlar, ilginç bir bitki ve Doğu Anadolu bölgesine has, yaban pazısı veya çilek ıspanağı dediğimiz bir bitki. Bu bitkide yaprak ve meyveleri yenir. Sindirimi rahatlatmada çok etkili bir yapısı mevcut. Özellikle yaprakları ıspanak gibi yemek şeklinde tüketilir. Yine çileğe benzer meyveleri de yenir. Bakın, oldukça ilginç bir yapıda. Hem yaprakları yemek yapılarak tüketilir, hem de meyveleri yine meyve şeklinde çilek tadına benzer bir yapıda kullanılmakta. Çayır melikesi otu arkadaşlar, beyaz renkli çiçekleriyle doğada çokça görebileceğimiz bir bitki. Temmuz ayında çiçek açar. Bu bitkinin çiçek ve yaprakları da çok güçlü bir böbrek ve mesane taşı düşürücü bir etkiye sahip. Bunun kökü de şifalı, büzücü olarak kullanılıyor. Yine genital akıntılara karşı da çiçek ve yaprakları kullanılmış. En çok Anadolu'da bağırsak solucanlarına karşı bunun yaprak ve çiçekleri kaynatılarak şifalı çay şeklinde tüketildiği biliniyor. Çimen evelik otu da arkadaşlar yine sulak çayırlarda bulunan bir bitki. Özellikle yaprak ve çiçekleri yenilebildiği gibi bunlar ezilerek lapa haline getiriliyor. Bakın, görmüş olduğunuz pembe lila renkli çiçekleri de lapa halinde yara iyileştirici, ağrı giderici olarak kullanıldığı biliniyor. Arkadaşlar, hemen dağ kekiği, müthiş bir bitki, çok hoş kokulu ve bu da yine doğal alanlarda, kayalık kenarlıklarında yetişen bir bitkidir. Dağ kekiğinin en önemli özelliği mide rahatsızlıklarını gidermede çok etkili. Sindirimi rahatlatır, gaz ve şişkinlik olayını dindirir ve yine hazımsızlığı tedavi eder. Ayrıca nefes açıcı, yine öksürük giderici olarak da kullanılır. Karın ağrısı ve spazm gibi durumlarda da bu bitkinin çayı faydalıdır. Dağ kekiği de baharat olarak kullanılabilen ve şifalı özelliği olan bir bitki. Hemen çayır üçgülü birçok bölgemizde görmüştük. Kırmızı yonca olarak da bilinen, top şeklinde çiçekleri vanilya tadında. Bu nedenle salatalara süsleme amacıyla ve vanilya tadı vermek amacıyla kullanılır. Bunun dışında özellikle kadınlarda menopoz dönemi sıkıntılarını, terleme, gece uyuyamama, sıkıntı, basma gibi durumlarda bu bitkinin çiçek ve yaprakları kaynatılır. Suyu içilirse fayda sağlar. Dağ çileği müthiş lezzetli bir bitki. Bu da dağlık alanlarda yetişen ve oldukça küçük çilek benzeri meyveler oluşturur. Yani küçük minyatür çilek meyveleri oluşturur. Yüksek bir antioksidan kaynağı, C vitamini kaynağıdır ve bağışıklığı güçlendirir. Bu dağda ve ormanlık alanlarda çokça yetişir. Bu alınarak saksılarda da üretilebilecek bir yapıda ve oldukça lezzetli, yoğun çilek aromasına sahip bir bitki. Ve arkadaşlar, burada da dul avrat otu var. Bu da şifalı bir bitkidir.
Özellikle bölgede pıtrak olarak bilinir. Hayvanlara ve insanların üzerine yapışabilecek özellikle batmaz dikenli meyveleri ve yine bu meyvelerin üzerinde pembe renkli çiçekleriyle tanıyabiliriz. Bu bitkinin de kökü kullanılıyor arkadaşlar ve özellikle kadın hastalıklarına karşı çokça kaynatılıp hem kökü tüketiliyor hem de kökünün suyu içilebiliyor. Ayrıca kökünden elde edilen yoğun su kaynatıldıktan sonra cilt sorunlarına karşı da kullanılır. Bu şekilde bu bitkiyi de doğada görmek mümkün. Ve burada da yabani bir adaçayı türü, helezonik adaçayı arkadaşlar. Bu da yine tipik adaçayı kokusunu andıran ve doğal alanlarda yabani olarak yetişen, yazın ortasında da yine lila renkli çiçekleriyle tanıyabiliriz. Özellikle iri yaprakları alınarak şifalı çay şeklinde tüketilir. En çok gaz söktürücü olarak tükettiği bilinir, tüketimi yapılmakta. İshal ve gastrit oluşumunu engelleyen, aynı zamanda kolit tedavisinde de kullanılıyor. Bunu yöre halkı yapraklarını alıyor, ezerek baharat haline getirdikten sonra yemeklerde kullanıyor veya yapraklarını kurutup şifalı çay şeklinde tüketiliyor. En çok da yörede kullanılan şifalı etkisi spazm azaltıcı özelliği, yani karın ve midede meydana gelen ani ağrıları dindirmek için bu bitkinin yapraklarından yapılan çay içilmekte. Burada da arkadaşlar yine lila renkli çiçekleriyle süt otu dediğimiz bir bitki. Adından da anlaşılacağı üzere emziren kadınlarda süt oranını müthiş derecede arttırıyor. Nasıl kullanılır? Bu bitkinin yaprak ve çiçekleri suda kaynatılıyor ve suyu içiliyor. Emziren annelerde de süt miktarını bu şekilde arttırıyor. Yine midede refleks yoluyla balgam söktürme özelliğine sahip ve göğsü yumuşatır. Aynı zamanda terletici, kuvvet verici ve idrar arttırıcı özellikleri de var. Süt otu genellikle sulak çayırlarda çokça bulunuyor ve yazın ortasında çiçek açıyor. Gördüğünüz alanda da oldukça fazla miktarda çiçek açmış durumda. Süt otu da bu şekilde. Ve yemlik otu arkadaşlar, yemlik otu müthiş bir panzehir olarak kullanılıyor. Bu bitkinin toprağa giren kısmından kesildiğinde süt kıvamında bir öz su çıkarıyor ki bu panzehir olarak kullanılıyor. Birçok yılan ve böcek sokmalarında bu sütün etkili olduğu biliniyor. Ayrıca bitki taze olarak yenilebilen, yaprakları çok lezzetli, doğranıp salatalara katılan, çiçekleriyle birlikte kurutulup şifalı çay yapılan bir özellikte, içeriğinde de bol miktarda demir bulunuyor ki bu da kansızlığa karşı bitkiyi üstün kılıyor. İşte arkadaşlar AB2, B6 ve C vitaminleri de var. Bağışıklığı güçlendiren, aynı zamanda göz sağlığına da olumlu etkide bulunan ve dediğimiz gibi süt kıvamındaki öz suyunun da panzehir olarak kullanıldığı bilinen yemlik otu da doğal alanlarda sarı renkli çiçekleriyle bu şekilde tanımak mümkün.